Nasılsınız kızlar? İyiyim, teşekkür ederim. Evet, heyecan dorukta, büyük final günü. Fakat bugün büyük de bir olay yaşandı. Maalesef yaşanmasını istemeyeceğimiz bir şey yaşandı ama bunu yapmaya mecburdum. Bilmiyorum olanları duydunuz mu? Şenay Hanım ve tabii ki dolayısıyla gelini programımızdan diskalifiye edildi. Bunun öncelikli sebebini tabii ki seyircilerimize sofrada biraz bahsettim ama sıcağı sıcağına şimdi de açıklama gereği duyuyorum. Ekranları karşısına yeni geçen seyircilerimiz olabilir. Nerede bir kayınvalide ve gelin diye düşünüyorlarsa hemen yapayım. Şenay Hanım'ı 600 bölümdür çektiğimiz bu programda ikinci kez yaşadığımız bir şey oldu. Maalesef daha evvel bir kez, evvelki sezonda bir diskalifiye olayımız olmuştu. Bugün ikinci kez oluyor. Gönül isterdi ki hiç olmasaydı böyle bir şey ama mecburduk. Çünkü Şenay Hanım maalesef pazartesi gününden beridir kendisi defalarca uyarılmasına rağmen üslubuyla, konuşmasıyla, söyledikleriyle maalesef bizi bu duruma getirdi ve beni bunu yapmaya mecbur etti. Çok ikaz ettim. Şahit de oldunuz. Hem kayınvalideler hem gelinler. Maalesef yine üzülerek söylüyorum. Bazı konuşmalarını program etiği olarak biz yayınlamayı doğru bulmuyoruz ve yayınlamayacağız. Ama şunu bilmenizi isterim ki biliyorsunuz gene söyleyeyim 600 bölümdür ikinci kez böyle bir şey oluyor. İnanın ki ben çok defalar bunu sizle de paylaştım. Sizler de düşüncelerinizi dile getirdiniz. Diskalifiye edilmesini istediğiniz birçok kayınvalide oldu ama gerçekten de bu kadar ileriye giden, gerçekten de uyarılarımıza rağmen sınırı, çizgiyi, bazı olması gereken şeyleri aşan bir kayınvalide oldu. Yani maalesef ben de çok üzgünüm. Kendisi programımızdan diskalifiye edildiği için bütün hafta boyunca kullandığı oylarda geçerliliğini yitirdi. Yani Şenay Hanım'ın sizlere verdiği puanları sildik. Geriye kayınvalidelerin ve benim verdiğim puanlar üzerinden şampiyon belirlendi. Birazdan da oraya geleceğiz. Bu konuyla ilgili söylemek istediği olan var mı, birinin bir şey söylemek isteyen? Evet. Biz size çok teşekkür ederiz Zuhal Hanım. Bizim de hakkımızı savunup diskalifiye ettiğiniz için. Öyle mi? Gerçekten. Çünkü bizlerin de sinirini çok bozmuştu. Evet. Hala arkamızdan kayınvalidem eve geliyor. Ben hala benimle ilgili konuşmalarını duyuyorum. Hı hı. Gerçekten ağızda alınmayacak çirkin sözler sarf etmiş. Hepimizi arkamızdan. Ya benim ya her şeyime laf söylemiş. Kıyafetime, tarlaya giderken giyilen kıyafet demiş, yemek servisinde giydiğim kıyafetime. Ki ben gocun diyorum, tarlaya da giderim. Tarlaya ben gidenler olmasa yemeğe ekmek bulamayız. Ya aynı şeyi söyledim. Canım. Çatalıma, kaşığıma laf etmiş, peçeteme laf etmiş. Ona çok şaşırdım. Masadaki peçete nasıl puan kırma sebebi? Hayata gülümse yazmıştı. Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmişti, evet. O gün çekimimiz. Hayata gülümseyi bile biz gülümsemeyi bilmiyor muyuz? Bize sen mi öğreteceksin? Ne demekti o gibi? Gerçekten de bir türlü anlayamadığım, kavrayamadığım bir bakış açısı vardı hanımefendi. Ben her akşam kayınvalidem anlattıkça şok oldum. Yani kes sesini demiş kayınvalideme, ben gerçekten şok geçirdim evde yani. Zuhal Hanım, teşekkür ederim bu arada Şenay Hanım diskalifiye ettiğiniz için. Rica ederim. Görevim de böyle olması gerekiyordu. Benim hakkımda küçümseyici laf söylemiş. Ben buna çok kızdım. Annen de bir özür bekliyorum dedi sizden. Evet bugün. Aynen. Ben de bir özür bekliyordum ama maalesef olmadı. Ben de bugün hesaplaşmak için geldim ama. Evet, kayınvalideleriniz, evet. Söylüyor. Gerçekten çok dolu geldi. Evet. Kızdınız mı bana? Tam hesap soracaktınız. Evet Zuhal Hanım, ben çok hazırlanıp geldim akşamdan bu yana. Evet, yani hesap soracağım diye gelmiştim. Gerçekten yani bu söyledikleri sadece kayınvalidelerimize değil, Türk halkına, bizim değer yargılarımıza, olmayacak yerlere kadar gitti o konuşmalar. Zuhal Hanım, eşim seyredecek, arkadaşım, çevrem seyredecek, yani affedilir, evet, bir şey değil. Maalesef, maalesef. Ben de bir şey söyleyebilirim. Tamam, sırayla efendim Rahime. Bana da söylendi. Sana ne söylemişti, unuttum. Bana şeydi, çantayı alamamıştım elinden. Ha. Şöyle kapıda beni çok bekletti falan diye söylenmişti. Aslında şok oldum, 2-3 saniye sadece çünkü ben... O arada o ben hayvan... oradaydım. Tesadüf, sen kayınvalideye davet ederken ben de diğer kapıdan geliyordum, gördüm, evet. Zaten. O hayvana karşı aslında, evet. Resmini bile şu an söylediğimde bile kötü oluyorum. Şöyle Zuhal Hanım, benim sol kolum uyuşuyor. Yani bayağı kötü oluyorum. Evet, çok maalesef bir hayvana karşı hassasiyeti, evet. Var bir canlıya karşı. Tikim var o hayvana karşı. Zaten ne kadar kötü olsam da yine dedim buyurun üstüne. Evet, sen hafif sıyrıklarla, evet, atlatmışsın gene. Yani. Şenay Hanım'ın fırtınasını. Bir şey daha söylemişti. Bana şey dedi, biraz geliniz dedi, çok böyle
uyuşuk mu desem, durgunluğum böyle biraz şeye getiriyor. Hayır, ayakta değil de dedi ki şey, ha, biraz uyuşuk getiriyor söylemiş falan. Hepimize denilmiş, söylemiş Duhal Hanım. Evet. Bütün gelinler uyuşuk. O şekilde dedi, edilmiş. Hatta ben de ona cevap verdim, ne yapayım dedim, halay çeke çeke mi ya da böyle oyna oyna mı sizi servis getirdim? Annem mendil getirdi. Mendil hatta getirmişti. Anneme sordum aslında, halay çektim ya da oynadım diye. Hayır dedi, oynamadı. Keşke dedim oynatsaydınız. O kadar söyledi yani. Gelini değiştir gibi bir laflar söylemiş. Yani Allah'a şükür çok yani. Çok üzüldü kayınvalidem. Evet, çok üzülmüş. Uyku uyumadım dedi. Yani bu şekilde bence gerçekten çizgisini geçmemesi lazımdı. Evet, çizgiyi aştı. Efendim Hatice, seni de dinleyelim. Duhal Hanım, benim de kayınvalidemin diş konusu geçmiş. Ay, onu zaten evet, söyleme yani. Çok üzüldüm. Yani, eve geldi, çok üzüldü. Zaten dün tansiyonu geldi, hasta geldi zaten, biliyorsunuz. Rahatsızlandı. Onu da ekrana yansıtamıyoruz ama kadının tansiyonu 19'a yükseldi. Evet, çünkü yani maalesef yine çok üzgünüz ama kendisi... Yani evet, espri her zaman, ben de espriye çok açık ve çok yapan birisiyimdir biliyorsunuz. Espriyi anlayabilecek kapasitede insanlarız hepimiz. Espriyle başka bir şey ayırt edebiliyoruz. Espriye vurdum dedi, ben espri yaptım dedi ama gerçekten de hoş değildi. Maalesef gene söylüyorum, üzüldüm. Kendisi adına da üzüldüm. Sizler adına da, keşke bu yaşanmasaydı. Gelini adına da üzüldüm. Belki de birinci olacaktı, bilemiyoruz. Yani o şansını da kendi gelinin elinden almış oldu ama ben söylüyorum, bir değil iki değil. Tam bugüne kadar 5 gün boyunca uyardık, ikaz ettik. Kamera arkasında da arkadaşlarım sağ olsunlar tatlı tatlı söylemelerine rağmen hala gider ayak bir şeyler söyleniyordu. Yani, neyse, kapatalım artık bu konuyu. Tamam. Kendisine hayatta mutluluklar diyoruz. Umarız kendisi de izleyince üzülür diye düşünüyorum. Evet, biz gelelim şimdi asıl mevzumuza, şampiyonumuza. 15.000 TL'nin sahibine. Evet, sevgili Merve'nin elinde tuttuğu şu 15.000 TL için geldiniz. Şehir dışından gelenleriniz vardı. Teşekkürler Merve. Birazdan biriniz bu parayı buradan alıp şampiyon olarak aramızdan ayrılacaksınız. Ama ondan evvel tabii ki haftanın yemeğiyle ilgili de bir bilinci belirlememiz gerekiyor. Bu haftanın yemeği sushiydi. Kayınvalidelerimiz çok zorlandılar. Hoş gelinlerimiz yaparken o kadar zorlanmadılar. Hepinizi öncelikle bir tebrik ederim. Hiçbirinizin yapmadığı bir yemekti. Evet. Onun için tebrikler. Hepiniz bunu başarıyla bir geçtiniz. Çok teşekkür ederim. Ama aranızdan birisi daha iyi yaptı suşiyi. Onu belirleyeceğiz. Fatma Hanım, kendi gelininiz hariç bana bir isim söyleyin lütfen. Ben Yosma ablanın gelinlerim. Yani. Hatice'nin diyor Hatice'nin suşisi en iyisiydi. Evet. Ayten Hanım siz? Ben de Fatma Hanım'ınkini beğendim. Siz de Fatma Hanım'ınkini beğendiniz. Evet. Aliye Hanım? Ben... Yusman teyzeninkini beğendim. Hatice'nin biraz suşisi. Biraz büyük kesmişti. Ama lezzetli onu diyorsun. Onu zor yuttum. Peki. Hatice'nin iki oldu. Fatma'nın bir oyu var. Ve şimdi geldi sıra sana. Ben de Aliye Hanım'ınkini beğendim. Sen de Rahime Hanım'ınkini dedin. Ama ben de bir söylemek durumundayım biliyorsunuz. Bence de bu haftanın en iyi suşisini Maki olarak Hatice sen yaptın. Hatice'ye alkışlıyorum. Hepinizin eline emeğine sağlık. Çok güzel suşiler de yedik. Gerçekten beni şaşırttınız. Ama geliyoruz şimdi asıl meselemize. 15.000 TL'yi birazdan sahibine teslim edeceğim ama ondan evvel dördüncümüzü açıklıyorum. Bu haftanın en düşük puanını alan gelinimiz... Yeliz sen oldun. Tatlım sen kayınvalidelerden 12, benden 6 puan almışsın. 18 puanla tamamladın yarışmamızı. Eline emeğine sağlık. Çok kibardın, çok naif, çok tatlı bir insansın. Ama maalesef olmadı. Geliyoruz üçüncümüze. Bu haftanın 15.000 TL'ye veda eden bir diğer ismi. Güzeldi de yemekleri. Ama maalesef 15.000 TL'yi almaya yetmedi. O gelinimiz... Fatmacığım sen oldun. Rüzgarım kalbime indi bana bakarken. Oh, efendim. Çok teşekkür ederim Zuhal Hanım. Ben çok eğlendim. Biz teşekkür ederiz. Sizi ve ekibi çok sevdim. Çok güzel zaman geçirdim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Puanların 17 kayınvalidelerden. 6 puan da benden. 23. Elin emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ve geldik finalistimize. Enteresan bir durum var. Onu birazdan açıklayacağım ama burada... Sahibine gitmeyi bekleyen bir 15.000 TL var. Buraya geliş amacınız, hayallerinizi süslüyor. Herkesin ihtiyacı var. Ve bu 15.000 TL birazdan sahibiyle buluşacak. Bu haftanın şampiyonu, en güzel yemekleri yapan ve bizden 15.000 TL'yi alacak olan gelinimiz...
Hatice oluyor. Tebrikler Hatice. Bravo. Evet. Seni böyle alayım birazcık uzağa. Seni de böyle alın Yosma teyzeciğim. İyisin değil mi? İyiyim ama. Evet sevgili Hatice seni tebrik ederim. Sen de Yosma teyze en yakın rakiben. Maalesef sen de Fatma gibi 23 puanla tamamladın. Rahime 16 puan kayınvalidelerden 7 puan benden almışsın. Eline emeğine sağlık. Ama en yakın ve senden daha yüksek puan alarak birinciliği kapan ise Hatice bizden kayınvalidelerden daha doğrusu 19. Benden ise 9 puan aldın. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. 28 puanla birincisin. Evet bu haftalık bizden bu kadar sevgili izleyenler. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. Ve pazartesi tekrar görüşene değin bütün gelinlerimizi alkışlamak istiyorum. Teşekkürler. Hakkını helal edin. Çok güzel bir gösteri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.